Yani gördük ki New Orleans ne yaptığını biliyor. Yani Zion Williams'ı almak bir şey bilmek değil. Yani seni, Sen ben GM'si olsak, Zion Williams'ı ne yapacağız? <gülüyor> <yani>. <gülüyor> en azından Draymond ve P.J. Tucker bulmak için 20'lerde seçim yapıyorsun. Yani 20'lerdeki seçimin boşa gitse de bir şey olmaz. Evet. İlk sıralardaki boşa giderse Doğru. sıkıntı. Doğru. Abi şu an sezon başlarken, yani Lakers tam oturmamışken, Houston'daki karışıklıkların takımı bozacağını düşünürken, abi hiyerarşide Utah Denver'ı tepeye yazarsın abi şu anda. Sokrates'ten herkese merhabalar. Amerikan Mutfağı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İnan Özdemir. Kaan Kural'la birlikte her bölümü son bölüm tadında geçen Amerikan Mutfağı'nın yeni bölümüne hoş geldik efendim. Son bölümde zaten bunu söylemiştik yine final yapıyoruz dedikten sonra aslında final yapmıyoruz demiştik. Draft konuşacağız Kan abi. E, sonrasında MbE'yi sarsan Kent Bazemore-Evan Turner takasını konuşacağız. Mike Kahn'ın takasını konuşacağız. Bir de NBA ödüllerini konuşacağız. İstersen draft'la başlayalım. Başlayalım. Canlı yayında biraz draft'tan bahsetmiştik işte. Zavim Bilims'in üzerinden konuşmuştuk, R.J. Barrett konuşmuştuk yine ama e, her draft'tan sonra bir muhasebe yapılır. Sen ilk aşamada bu draft'a baktığında neler görüyorsun? Valla... Ne yaptığını bilenlerle bilmeyenler her zaman olduğu gibi yani gerek e, oyuncu seçimi sırasında yani serbest oyuncuların transferleri sırasında takım mühendisliği sırasında ki takım mühendisliğinin temeli harcı yani betonu burada atılıyor yani draftta atılıyor ne yaptığını bilenlerle bilmeyenlerin hali başka oluyor tabii yani gördük ki New Orleans ne yaptığını biliyor yani Zion Williams'ı almak bir şey bilmek değil yani seni sen ben Cem olsak Zion Williams'ı alacağız ne yapacağız <gülüyor> yani <gülüyor> seçeriz yani ama mesela dördüncü sırayı seçmek yerine onu takasla daha fazla ve daha uzun vadeli hedeflere dönüştürdüler ki ellerindeki kadroya baktığın zaman e, yani Zion Williams'ın temelinde işte Brandon Ingram, Josh Hart ve e, Lonzo, Ball. Lonzo Ball ekseninde kurulacak takımın önümüzdeki 2-3 seneden sonra iyice ayaklanacağını düşünüp e, Yani daha veteran oyuncular veya bu seneki drafttan bir çaylar yerine gireceksiniz onki draftlardan yani ücret çünkü Hepsini de homojen yapmaman lazım. Çünkü hepsi çaylak kontratın aynı anda çıkarlarsa hepsine yeni kontratlar vermen gerekiyor. Böylece biraz ya, yani mali bir e, ne derler basamaklar yaratman gerekiyor. Bunu da yaratabildiklerini gördük. Gayet de güzel iş yaptılar. Yani dördüncü sıradan he, hedefleri gözlerini kestikleri bir oyuncu olmadığı için dördüncü sırayı takaslamayı tercih ettiler. İki tane, iki tane daha gerilerden drafttan kaldılar. Bir tanesi uzun var diye. keza onların anlaşma yaptığı Atlanta'da ne yaptığını biliyor. Onlar da zaten hani şu ana kadar e, gerek Torun Prince takasında yaptıkları işle, yani Torun Prince onların ilk e, yeniden yapılanma sürecinde Travis Schlenk'in yeni genel menajerin ilk yapı yeniden yapılanma sürecinde ilk yatırım yaptığı oyuncu. Benim de çok sevdiğim bir oyuncu ama onun istenen sıçramayı bir türlü yapamaması çekirdek kadronun içinde Torun Prince bu arada hala iyi bir oyuncu. Yanlış anlaşılmasın ve hala bir belli bir potansiyeli var o yüzden zaten Brooklyn yatırım yapıyor. Fakat bu çekirdeği bulduklarını düşünüyorlar onlar. İşte John Collins, Trey Young ve Kevin Herter'la bu çekirdeğin bir parçası olacak kadar yatırım yapılamayacağını fakat başka bir oyuncuyu daha oraya işte Omar Espen ve Diandre Bembry gibi bir yan parçaları da var. Onları da gene draft'tan aldılar. Bir tane daha bu çekirdeğe aday olabilecek oyuncuyu gözlerine kestirmişler dedi Diandre Hunter'ı. Hunter'ı alabilmek için de ellerindeki uzun daha fazla olan draft haklarını birleştirip şeyle New abi siz daha uzun vadeli düşünüyorsunuz daha fazla genç oyuncu istiyorsunuz biz yeterince genç bulduk bir tane daha e, çekirdek olabilecek oyuncu gözümüzü kestirdik anlaşabilir miyiz dediler anlaştılar onlar. Bu ikisi de ne yaptığını biliyor. DeAndre Hunter'ın ne kadar üst düzey oyuncu olacağı, o e, oturup oturmayacağını göreceğiz. Bu arada Cameron Reddish'i de aldılar bir de bunun yanında. <laughs> yani iki forvet bölgesine oyuncu transfer ettiler. Yalnız Cameron, yani, Cameron Reddish'in şey, e, Atlanta tarafından alması Atlanta'nın başarısı olarak görmüyorum ben onu. Cameron Reddish'in yani sezon başında ilk 3 sırada draft edilmesi gereken beklenen bir oyuncu. Drafttan 10 gün öncesine kadar 4-5-6 gibi gösterilen bir oyuncu ona kadar düşüyorsa bu biraz Paul Pierce'in düşmesine falan benziyor. Hatırlarsınız zamanında draft oldu. Yani son anda takımların biraz endişe duyması. Cameron Reddish'in özellikle e, sezonun son bölümünde Duke'da... ...Williamson ve RJ Barrett'ın arkasında kalıp biraz pasif gözükmesiyle alakalıydı. Halbuki Cameron Reddish yeteneklerini, yeteneklerini kaybetmedi. Sadece orada istediği ortamı bulamadı. Ha bu kötü bir sinyal de olabilir. Çünkü onu seçmeyen takımlarda abi bu adam son haftalarda geri çekildi. Onu da seçmeyelim falan diye kişisel bir durum yok ki. Onlar da bir şey gördüler. Yırtıcılığını yeterli bulmadılar. Yetenekli ama yeterince NBA'de başarılı olacak kadar istekli, yırtıcı, zihinsel gücü yüksek değil diye gördüler. E 10. sıraya kadar kalırsa da Atlanta'nın kucağına düşmüş oldu. Bu da üstüne, üstüne üstlük e, NBA'nin en çok sevdiği işte dış, dışarıda toplu oynayabilen e, atlet bir şey. Dış oyuncu Daha ne isteyeceksin yani. Sonuçta hem Hunter'ı hem Cameron Cam Reddish dediğim gibi onların başarısı olarak görmüyorum. Onların şansı olarak görmek lazım. Aynı Zion Williamson'ı de ben New Orleans'ın başarısı Şansı olarak görüyorum yani. Nasıl onlar birinci sıradan kura birinci sıra onlara çıktıysa ki on, onuncu Cameron Kemal Reddish'in on, onun, onuncu sıraya kalması Atlanta'nın şansı. Ama ne yaptığını bilen yani işte gerek Deandre Hunter'a yönelmeleriyle gerek işte Torun Prince'den çıkmalarıyla ne yaptığını bilen bir takım var. Dikim buradan bence takası e, takasa da geçebilir. Takastan da bahsedebiliriz. Dünyanın en basit takası belki. Evan Turner, e, Kent Bazemore takası. Fakat abi çok mantıklı. İki oyuncu da kontratının son senesinde birbirleriyle kontratların farkı. 500 bin dolar falan hiçbir şey fark etmiyor. Fakat abi Atlanta'nın ihtiyacı olan Atlanta'da zaten bir sürü genç oyuncu var. Hepsi de hemen hemen şutur. Yani artık şutur olmayan oyuncuyu barındırmak çok zor ama bir tane barındırabiliyorsun. Fakat takıma ikinci bir oyun kurucu bir abi ve aynı zamanda iyi bir influence diyorlar ya. İyi etki yaratabilecek, onlara doğru yönü gösterebilecek, Olgun, yani ağabey formülü lazım. Kent Baysmore bu karakter pek olamıyor. Kent Baysmore çok eğlenceli, çok e, neşeli bir karakterdir. Soyunma odasında kesin istersin ama bu takım için değil. Bu takıma biraz daha böyle hani e, ayaklarını yere bastıracak bir abi lazım. Bir abi figürü. Abi Aaron Turner çok iyi or oturuyor oraya. Özellikle ikinci oyun kurucu olarak. Yedek oyun kurucuya da ihtiyaç var. Portland'ın neye ihtiyacı vardı? Yedek kanat oyuncusuna. Şut atabilen yedek kanat oyuncusuna. Bunları değiştirdiler. İkisi de yani ne yaptığını biliyor abi aklından. Diğer tarafta Radnaud serbest kalıyor ve Portland'ın Radnaud'u tutup tutmayacağı şüpheli. Çünkü market yeri biraz daha yüksek Radnaud'un. O yüzden hakikaten bir şutör kanadı ihtiyacı vardı onların. Evan Turner gerçekten çok önemli. Çünkü Portland zaten harika bir takım kültürü ama Evan Turner ondan önce de Boston'daydı. Yani Brad Stevens dönemi Boston'un oyuncusuydu. Sonrası da Portland'a gitti. Yani NBA'nin en iyi kültürlerinden ikisini elde etti ve geldi. Draft gecesiyle ilgili benim dikkatimi çeken bir başka takım daha var Kaan abi. Zaten Mike Kahn'ın da birazdan burada geliriz. E, Memphis Grizzlies'in draft gecesi çok akıllı hamleler yaptı. Yani Camorant seçmelerinden bahsetmiyorum burada ama benim kısıtlı kolej YouTube izleme şeylerimden ve güvendiğim yazarlardan gördüğüm Brandon Clark sıralamasına göre draftta alınan en iyi oyuncu. Hı hı. Yani modern bir dört numara işte bir şutu yok belki bakarsın ama potu altından inanılmaz bir ve muhteşem bir savunmacı. Eğer Jaren Jackson Jr.'ı 5 oynatacaksan ki daha 5 oynatmıyorlar onu tam olarak. Yanına ekleyebileceğin en iyi oyunculardan biri Brandon Clark. İşte o yüzden abi. Brandon, çok haklısın sana tamamen katıyorum. Yanında Jaron Jackson Junior olduğu için bir kat daha değerli. Aynen abi. Çünkü abi artık şunu anlamak lazım abi. Brandon Clark 4 mi oynayacak 5 mi Önemli değil abi. 4 ve 5 aynı anda oynayacak. Jaren Jackson Jr'la gerek 4 ve 5'i sürekli değiştirecekler. Zaten o her da şey altında olacaklar. Evet Dışarı şey çıkacaklar. Sürekli aynı, aynı şeyler olacak. Aynen öyle. Ve Jaren Jackson Jr'ın dışarıdan şut olduğu için onu çok iyi tamamlayabilecek bir oyuncu. O konuda da çok haksız. Bu arada ne yaptığını bilmeyenlere gelirsek abi klasik Washington daha genel menajerleri yok zaten. Hachimura'yı seçtiler. Tamam ilk Japon oyuncuyu seçiyorsun. Bu Japonya piyasasında sana forma sattırır belki ama abi drafttan önce konuşmamışlar bile. Onu söyleyecektim. Yani haberim yoktu diyor Çimur. Evet. Washington Wizards'ın bana olan ilgisinden. Çünkü Hiç gelmediler diyor. Hiç gelmedi. Hiç konuşmamışlar. <gülüyor> <gülüyor> Resmen draftta sıra bunlara gelmiş. Dokuz e. Abi kimi seçelim? Abi Japon bir çocuk var. Forması yani o iyi diyorlar falan. Alıyor veriyor. Çok tesirli Aynen. oyuncu. Diyorlar İyi. Ben duydum onu. Hani. <laughs> NBA draft sitelerinde gördüm. Hani onu seçtim. Hiç. Ve abi yani şuursuzluk, bilinçsizlik deyince akla gelen ilk takımlardan biri abi Phoenix Suns ya. Özet vereyim mi Phoenix Suns'ı? Abi ben yani verirsen şu anda izlem yani burada izlemezler. Geri kalanını izlemezler. <laughs> Çünkü ya yani tadı kaçacak. Programın tadı kaçacak yani. Bak draft gecesi ellerinde olanlar ve draft sonrası ellerinde olanlar. Totalde şunu yapmışlar draft gecesi. Jared Culver ki Jared Culver bu draftın en iyi oyuncularından biri olarak gösteriliyor. TJ Warren'ın 3 sene 35 milyon dolarlık kontratı e, 32. sırayı 24 yaşındaki Cameron Johnson ve Darvashar için verdiler. Ve Cameron Johnson kontratı bittiğinde, çaylak kontratı 28 yaşında olacak. Yani bu takımdaki... Şu anda Devon Booker'dan daha yaşlı. Devon Booker'dan daha yaşlı olan oyuncu. Hakikaten çok ilginç Phoenix Suns'ın yaptı. Herkes orada Phoenix Suns'ın güvendiği bir şeyden bahsediyor. D'Angelo Russell'ı alabileceğinden bahsediyor Phoenix Suns'ın cap'te açtığı yerle. D'Angelo Russell'ı alsam bile bunları yapmam sonra T.J. Warren geçen sene bu Devon Booker'dan sonra en iyi ikinci oyuncundu abi sen. Tamam kontratı fazla gelmiş olabilir ama niye böyle veriyorsun abi? Cam Johnson'ı niye alıyorsun abi? Abi bir de draft hakkı bile anlamadım. Yani Indiana'dan sadece cash aldım. Başka bir şey değil. Cash consideration aldım yani. Başka hiçbir şey değil yani. Bu kadar kötü takas yapılmaz. Yani TJ Warren'ı takaslayacaksan bile bundan daha iyi bir takas bulmak zorundasın. Vardır bir yerlerde yani. Abi ne yapıyorsun? Hani hakikaten hiçbir şekilde ne yaptıklarının farkında değiller yani. Peki hmm. Clannel Cavalier'sa ne diyorsun? Onlar da draft'ın ilginç takımlarından biri. Çünkü ellerinde Colin Sexton varken Colin Sexton'la aynı boyda Aynı fizikte Darius Garland aldılar. Darius Garland çok daha iyi bir dış Gerçekten çok daha iyi bir dış Ama Colin Sexton, Darius Garland ve özellikle işte Jordan Clarkson'lar falan bunlar duracaksa bu sene cedi gibi oyuncular için Cleveland koç B-line olsa da top almak çok daha zor olacak. Buna ben Kuleyi çok takip etmiyorum. Ama son dönemde Garland'ı seyrettim biraz. Herkes çünkü Garland'dan bahsediyordu biliyorsun. Draft'tan önce hmm. en bilinmeyen adam oydu. Çünkü sezonun ilk 5 maçını oynadıktan sonra sakatlandı. Olur. O yüzden de iki taraflı bir Bak görüş açısı oluştu oluş. dediler ki Abi adam o kadar uzun süredir oynamıyor ki kendisinden bahsedildikçe böyle şeyi <gülüyor> <gülüyor> İnsanları büyülüyor yani kafasında büyütüyor ya yani Hayallerinde adamı büyütüyorlar diye bazıları da Abi herifi uzun süredir görmedim ama gördüğümüz kadarıyla o kadar iyiydi ki şimdi ne durumda olduğunu yani e, Bu draftın en gizli kalmış e, şeyi Yeteneği kabul ediyor. Abi ben seyrettim Ben çok beğenmedim abi Çok yavaş şut atıyor bir kere abi Çok yavaş şut atıyor İvmelenemiyor daha genç hani çok çelimsiz falan hani güçlendiği zaman görmek lazım ağzım ama ben çok beğenmedim abi şahsen. Hani mesela abi Sexton biliyorsun sezonun ilk yarısında facia ait ama Sexton çok süratli abi. Garden'ın öyle bir özelliği yok. Patlayıcılığı yok, süreti yok. Şutu iyi ama abi yavaş şut atıyor bir kere. Yani o şutunun çok daha şey yapması lazım. Yani onun da şut mekaniğini değiştirmesi lazım yani. Bir de yani Beeline kolejde çift kartlı sistem oynatmış ama Cleveland'ın tek problemi şu. Şey en büyük problemi şu. Cleveland'da topsuz oyunu oynamayı bilen çok az oyuncu var. Yani Kevin Love topsuz oyun oynayabiliyor. Cedi biraz topsuz oyunda bir şey yapmaya çalışıyor baktığın zaman pozisyon olmaya çalışıyor ama onun dışındaki bütün oyuncular top niye bende değil şu anda diye soru <laughs> soruyorlar. Şimdi bir tane daha eklendi onlar. O yüzden bakın bir onları nasıl eğitecek? Yani sezon içerisinde nasıl yerleştirecek? E sonuçta abi yeniden yapılandığın zaman bir kere eski hafriyatı kaldırmak yani Tristan Thompson'lar, J.R. Smith'lerin falan e, şeylerin kalıntılarını temizlemek zaten bir sene daha sürekli. Hmm. O yüzden anlayabilecek bir risk. The Garland'da gördükleri bir sürü şey var. Ee, Sexton, Garland bakacaklar abi günümüzdeki sene. Hangisi daha uygun olursa, hangisi yeterli gelişimi gösterirse devam ederler. Yani o yüzden alınabilecek bir risk bence. Draft'ın ilginç adamlarından bir de son olarak ondan bahsedeceğim. Brandon Clark ya. ben bu tip adamları çok seviyorum. Grant Williams ondan sonra. Yani böyle son yıllarda işte özellikle P.J. Tucker ve Draymond Green efekt çok fazla oldu NBA'de. Yani bu tip bir oyuncu bulabilir miyiz ki? Kendi koçu bile onu P.J. Tucker'a çok benzetiyor. Grant Williams da çok akıllı. İşte atıyorum sağ dışında da akıllı olan ama esasında sağ içinde akıllı olan, iyi pozisyon olan kolları Draymond'a göre kısa ama pozisyonuna göre iyi bir oyuncu. Abi işte burada yalnız çok ilginç bir tuzak var. Çok haklısın. Hı -hı. Abi herkes biraz Golden State'in başarısı ve e, şeyinden cazibesinden dolayı iki tür oyuncu arıyor abi. Draymond, yeni Draymond Green ve yerin Stephen Curry arıyor herkes. Fakat Draymond Green ile Stephen Curry'nin şöyle bir özelliği var abi. Draymond Green pozisyonu için kısa ama onu inanılmaz oyun bilgisiyle, iştahıyla, işte pas yeteneğiyle, şütör de değil bu arada yani şütör olmayan bir oyuncunun artık barımız çok Grant Williams değil zaten. Aynen işte. Ama Hı. onları bir şekilde kompanse edip müthişe yararsam. Curry ise temas sevmeyen, temasta oynamayan ama olağanüstü şut yeteneği üzerinden bütün dengeleri alt üst eden bir süper. Fakat abi Curry'de, Draymond Green'de bu yaptıkları işleri o kadar üst düzeyde yapıyorlar ki belli eşikleri açtıkları için verimli oluyorlar. Ne olursa olsun abi temassız bir dış oyuncunun seni götürebileceği yer bellidir. Temas sevmeyen bir dış oyuncu. Keza ne olursa olsun şutu olmayan aynı zamanda pozisyonu için kısa olan bir e, e, uzun pozisyon yani pota altı oyuncusunun şeyleri bellidir, sınırları bellidir. Bunlardan çok var ama bir tane Draymond bir tane Stephen Curry var abi. 50, ben sana 70 tane draftta veya NBA'de şey sayarım abi iyi şütör ama teması çok sevmiyor. O yüzden de hani fazla <laughs> vücut vücut mücadele girmiyor. Abi en basit örneği Diangelo Orası'ndan başla yani. hani Onlarca var yani. Bunlar kötü oyuncular değil. Yanlış anlaşılmasın. Diangelo ise en iyilerinden biri bu arada. Fakat bunlarla yani yeni Stephen Curry, yeni Draymond Green bulacağım diye herkes çok uğraşıyor ama abi çok istisnai durumlar onlar yani. Orada tek avantajın şu, en azından Draymond Green ve P.J. Tucker bulmak için 20'lerde seçim yapıyorsun. Yani 20'lerdeki seçimin boşa gitse de bir şey olmaz. İlk evet. sıralardaki boşa giderse Doğru. sıkıntı. Doğru. O yüzden yani bu bahiste de çok diyorlar ya, yani ben çok fazla bilmiyorum ama hani değer, bahsin değeri çok evet. önemlidir diye. Burada piklerin değeri çok önemli. O yüzden Brandon Clark ve Grant Williams iyi pikler baktınız. Value bet dediğimiz. Value bet değil mi? Aynen. Terimi unuttum ben de. Ee, başka değinmek de istediğim bir şey var mı Kaan abi? Yok yani sonuçta draft'ın sonuçlarını parkede görmek lazım. Ee, bir tane şey Indiana'nın almasını ne diyorsun bu arada? Yani ellerin, draft'ta kalan en iyi oyuncuyu almış gibi oldular onlar kendi standartlarında ama ellerinde iki tane uzun var. Evet abi. Ben yani sonuçta kalan en iyi oyuncuyu aldılar abi. Bir zararı yok ama Abi sonuçta Miles Turner 33-34 dakika önce kalan dakikaları oynar oynarsa en iyi ihtimalle yani. İlginç bir anlıyordu o da o kadar. Ha, o şey ya kalan en iyi oyuncuyu alalım dediler yani. Şimdi istersen canlıda biraz konuşmuştuk ama bir kez daha bu Memphis'e bakalım. Çünkü Memphis takım baştan aşağı değiştirdi. Az önce dediğim gibi Jaron Jackson, Jam Morant ve yanlarını Brandon Clark. Hatta şimdi Mike Conley takası ile birlikte başka isimler de eklediler bunu. Mike Conley, Utah Jazz'e Grayson Allen, Kyle Korver, Jay Crowder ve 2019 draftının 23 numarası ve gelecek birinci tur hakkı karşında yolladılar. <laughs> İki taraflı mantıklı bir takas olduğundan bahsetmiştik. Şu anda baktığında birkaç gün sonra tekrar nasıl bir yorum yapalım? Vallahi şimdi özellikle gelecek sezon Golden State'in e, mutlak hakimiyeti olmayacağı için herkes pozisyon alıyor. Artık Golden State'in mutlak hakimiyeti olmasa da, olsa da Utah pozisyon almıştı abi. Utah çünkü bir üst basamağa çıkmak istiyor ve bu üst basamağa çıkmak için gördük abi. Utah neleri yapabiliyor, neleri yapamıyor? Neleri yapabiliyor? Takım halinde iyi oynuyorlar, çok iyi bir koçları var, kolektif anlayışları. Fakat abi üretemiyorlar. Üretim yok abi. Yani Joe Inglis'te, de yani Rodi çok öyle olağanüstü bir oyuncu. Benim de çok sevdiğim oyuncu. Ama baba herifin yaptıkları belli hücumda. Tamam yüz dönük oyununu falan geliştirdi ama ancak hareketliyken alıp içine vuruyor. Yani onu topa elini verdiğin zaman aa bu ne falan diyor. Yani ancak hareketli olacak ki içine bitirecek yani. e, şey Joe Inglis evet çok akıllı bir oyuncu, iyi bir pas istasyonu falan ama dribbling üzerinden bir şey üretmesi çok zor. Çok yavaş çünkü oralarda. Ancak pas üzerinden üretebiliyor. Dribbling üzerinden üretebilen yegane oyuncuları Donovan Mitchell'dı. Ricky Rubin'in de şutu olmadığı için hiçbir şey üretemedi. Abi dribbling üzerinden üretebilecek ama aynı zamanda takım ahengini özellikle savunmada ve hücumdaki paylaşımı bozmayacak bir oyuncuya ihtiyaç var. Ve biliyorsun yani hep konuşuyoruz. Utah NBA'in oyuncu çekme konusundaki son istasyonu. Yani 30 yani NBA 28 şehirde operasyon yapıyor. 28. sırada abi tak, oy, takı, e, oyuncuların gitmek istediği şehirler arasında Salt Lake City. Bunun demografik şeylerle ilgisi var işte. Mormon çoğunluğu olan bir şehir olmasıyla falan. zaman zamanında lafı vardı. şehirdeki yegane yani zenciler benim takım arkadaşlarım diyordu yani. Hani mesela. Git istemiyorlar orada yaşamayı. Normalde bir Amerikalı da pek istemiyor. Çünkü Mormon başka bir kültürde yaşıyorlar falan. Ama abi o yüzden kimseyi de alamadığın için dışarıdan yani serbest kalacak bir oyuncu ancak ancak parayla oraya getirebildiğin ki o da belli standartlarda oyuncu olduğu için Mike Conley zaten ulaşabilecekleri en üst düzey hedef. Üst düzey dünyanın en uyumlu karakterlerinden biri. Hem teknik anlamda hem sağ dışı anlamda. Koç içinde, bu sistem Aynen. içinde, bu şehir içinde. Aynen öyle abi. Savunmasını yapar. Asla şey yapmaz. Hücumda iki top atsa da... Genelde çok top attığı zaman rahatsız olan karakterlerde. iki top atsa da, 20 top atsa da çok şey yapmaz, problem etmez. Takıma liderlik edemeyecek bir yol. Yaratıcı dribling üzerinden yaratabiliyor, pas üzerinden yaratabiliyor, her şeyi yaratabiliyor. Takıma cuk oturuyor abi cuk. Şimdi abi bir tane şut atabilen dört numaraya ihtiyaçları var. Ve bunun için de Derek Favors'ın kontratını işte şey yapıp, opsiyonunu alıp Derek Favors'ı kullanabilirim veya Derek Favors'ı Rudy Gobert'le başlayıp e, de, 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 gerekse Derek Favors'ı takas edebilirler veya de, Rudy Gober, Derek de, Favors'ı de, 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 ben yan yana da oynatabilirler. Çünkü dışarıda üçlüyü buldular artık. İngiliz, Donovan Mitchell ve Mike Conley üçlüsü. Ve bir anda abi gelecek sezonki uyumlarına ve gelişmelerine bakarak favori falan değil ama küçük de olsa bir şampiyonluk iddiasına sahip oldular abi. Bir anda. Bence. Bunu, bunu kovalarsın bir takım olarak. Tabii ki abi. Yani çünkü tabii ki. Bu sene de gördük. Bir anda Kevin Durant sakatlanır. Aynen. Bir anda Clay Thompson sakatlanır. Aynen. Bir anda gelecek sezon Anthony Davis sakatlanır. Aynen. LeBron James sakatlanır. Bunlar belli olmaz. Aynen. Portland da seneye bu potada olacak. Aynen. Denver da seneye bu potada olacak. Aynen. Abi şöyle düşün. Batıdaki takımlara bakıyorsun. Houston şu anda sorunlu. Lakers'ın daha takımı nasıl kuracağı belli değil. <laughs> abi şu an sezon başlarken yani Lakers tam oturmamışken Houston'daki karışıklıkların takımı bozacağını düşünürken abi hiyerarşide Utah, Denver'ı tepeye yazarsın abi şu anda. Düzen anlamında yazarsın düzen Aynen. bir istikram. Mesela Aynen. tavanları belki diğer takımların daha yüksek. Tabii ki. bunların tabanları daha yüksek. Hayır. şu anki konjüktürde Aynen. yazarsın abi. Yazarsın. çok 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 net ve çok mantıklı bir hamle yani. E, Ricky Rubio ile zaten artık tekrar imzalamayacak bir tarçaz. Ricky Rubio'nun da muhtemelen Indiana Pacers'la görüştüğünü ve oraya gidebileceğini söyleyelim. Onlar açısından da fena bir takas şey, fena bir hamle olmayacak. Indiana Pacers'a çok uyan bir oyuncu. E, diğer taraftan NBA ödül gecesi vardı Kaan abi. Takasa zaten sezon içerisinde de konuşuruz. NBA ödül gecesinde hiçbir sürpriz olmadı. Evet. Yani MVP Antetokounmpo aldı. İşte tek tek aşağı doğru ineceğim şu anda. Rudy Gobert zaten yılın savunmacısı ödülünü aldı. Burada konuşmuştuk. Yılın koçunu Mike Budenholzer aldı. Lou Williams 6. adamı aldı ki zaten o ödül ona zimmetlenmiş durumda. En çok gelişim gösteren oyuncu Pascal Siakam, Çaylak Luka Dončić. Ee, hani hiçbir sürprizin olmadığı normal bir geceydi. Ve ha. garip bir gece bir anlamda NBA atmosferinde de. Yani sen normalsin unutulduktan çok 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 sonra verilen bir ödül. Bir kere abi şunu artık net karar verilsin abi. Abi bu ödül gecesini normal sezonun sonuna getirsinler. Normal sezon işte çarşamba bitiyor. Cumartesi playoff başlıyor. Çarşamba bitsin abi. Cuma günü ödül töreni yapsın. Playoff da pazartesi falan başlasın abi. O ödül törenini normal sezonun sonuna konuşsunlar. Buraya koyduğun zaman çok tuhaf bir durum olur. Yani bütün playoff'un yıldızı Kavai Leonard. Kawhi Leonard da orada bile değil mesela. Ya da ne bileyim hani ıı, Unuttuk gittik Luka Doncic neler yapmıştı. Evet. Falan. Yani en ilginci Pascal Siakam. Yani Pascal Siakam çok dikkat çeken oldu. Bir taraftan da Yanis'le şeye bakıyorsun Mike Budunoz'la işte konferans finalinde elenmişler falan. Gerek yok abi buna. James Harden gitmemiş bile şey, ödül törenine kaybedeceğini anlayınca falan. Gerek yok abi. Cuma gün ver hemen ödül tören, ödülleri. Herkes de o sezonu kutlasın, onun ödüllerini alsın. O heyecanla, o şevkle, e, yenilenler onun hırsıyla falan başlasın abi bitsin. Ve ekstra hikaye katması çok güzel bir şey bence. Hı -hı. Yani zamanında Golden State yalnız ilk turda eler, elerken mesela Dirk Nowitzki'nin normal sezon MVP'si alacağını biliyorduk. O seri ne kadar heyecanlı hale gelmişti değil mi? Normal sezon MVP ödülünü aldı ve kaybetti. Vaktiyle işte David Robinson'ın hakimin var MVP'si. Of, Hak hakimin arka arkaya denize döktüğü hem David Robinson sonra Shaquille O'Neal da denize döküyor. Yani aslında bunlar çok ekstra hikaye katıyor. Bence NBA bundan vazgeçecek. Çünkü bunun bir mantığı bence yok. Bence, yani. bence de. Bu arada şey çok ilginç tabii. E, 6 ödül var. 5'i oyuncu, biri koç ödülü işte. 5 oyuncu ödülünün 4'ünü yabancı oyuncular aldı. Evet. Yani en iyi 6. adamı Lou Williams aldı Amerikalı. Ki orada da ikinci olan Domantos Sabinus. O da Litvanyalı. Onun dışında abi MVP Yunan. En çok gelişme kaydının oyuncu Cameron'unu. Yılın çayla Sloven. Yılın savunmacısı Fransız. Yani hakikaten globalleşmiş oyun yani. Hani onu net bir şekilde söyleyebiliriz. Ee, bu açıdan çok iyiydi. Ee, ya ödüllerle ilgili çok konuştuk. Biz kendi adaylarımızla söyledik. Zaten favorilerin kim olduğunu da söyledik. Herkes biliyordu zaten. Favoriler seçildi. Hani bir daha tekrar etmeye gerek yok ama benim oyum olsa ben Harden'a verirdim mesela MVP'de. Diğerleri için çok... Yani, ha bu arada Yanis hak etti. Yani Yanis'in almasında hiçbir sakınca yok bence. Hani Yanis kazandı sonuna kadar hak etti. Ama ben Harden'ın biraz daha... Yani Harden'ın yaptığının çok tarihi bir şey olduğunu düşünüyorum Yani Jordan'ın en iyi hücum senesinden bile daha kafa kafayaydı öyle söyleyeyim. Jordan'ın en hücum senesiyle kafa kafayaydı bu. Bu tarihin yani Chamberlain'in modern NBA tarihinin 80 sonrası tarihin en görkemli hücum performansı. Yalnız bence James Harden için iyi oldu artık bu sene MVP alamaması. James Harden'ın kariyeri için iyi oldu. Çünkü artık onun kariyerindeki yeni sayfanın hep yüzük olduğundan bahsediliyor onun kariyerini taçlandıracak olan şey. James Harden seneye bence bu sezon olduğu kadar sahada kalmayacak. Bu sezon olduğu kadar tek başına ucu mümkün çekmeye çalışmayacak. Eyvallah abi de. Tamam. yüzü e, yüzüğü alınca belki kariyerindeki taçlanacaktı. Abi hak ettiği bir şey de alsın yani. Bu arada dediğim gibi Yanis hak etti o yüzden ona bir şey diyorum. Abi bu dört oldu bak. James Harden bence 2015'te de, 2017'de de, 2018'de de, 2019'da da benim oyum olsa ben ona verirdim. Abi 2015'te Curry'e, 2017'de Russell Westbrook'a, Şimdi Yanis'e kaybetti abi, Hı -hı. değişik sebeplerden dolayı. Ee, yapacak bir şey yok ama yani. Ama hani hak ediyorsa hak edenler alsın yani. Dediğim gibi Yanis hak ettiği için çok da üzülmüyorum yani. Şey gibi değil bu, Kobi Şak gibi değil. kobi Pardon, e, Kobi Neş gibi değil. Yani Kobi çok daha fazla hak ediyordu, Neş o kadar hak etmiyordu yani. O biraz üzmüştü beni. Bu o kadar üzmüyor sonuçta. Yanis hak ettiği için çok sorun değil ama e, haksızlık edildiğini düşünmemiş aslında. Yani ya, daha doğrusu şöyle, ee, şanssızlık oldu. Yani her gün çok şanslı olduğum şu bu konuda. Bakalım gelecek olması <laughs> bir şey olacak. aylarında da Houston Rockets'tan bir hamle gelebilir. Şu anda söylemiyorlar. Şöyle hmm. Chris Paul, Chris Paul kalacak diyorlar ama bu bir hamle gelebilir. Ee, diğer taraftan programı kapatmadan şey de söyleyelim. Boston Celtics'e de yeni bir açıklama yaptı. Görmüşsündür. gün gör, önce gör, bir açıklama gör. yaptı. Yani resmen mesaj vermiş normal evet. sezona. Yani biz gelecek sene e, mücadele etmek isteyen, bizimle birlikte takım olmak isteyen sahada e, yeteneğinden çok verilen görevi yapmak isteyen oyuncularla bir arada olmak istiyoruz. Yani Kyrie Irving'le bir arada olmak istemiyoruz. Biz Gordon Hayward'la bir arada olmak istiyoruz. Ya yani şey diyor mesela, abi bu sene Kyrie'den çektiğimizi kimseden çekmedik. Allah kahretmesin falan demediği kalmış yani. Öyle o zaman. Çok teşekkürler Kaan Bir şey kalmadı herhalde konuşacağımız. Kalmadı. Bir program daha yapacağız. Ee... Ve tam tarihi belli değil ama Temmuz'un 5'i, 6'sı gibi e, ilk bu, bu oyuncuların, e, temel oyuncuların gideceği yerler belli olsun, anlaşmalar imzalansın. Yeni kadroların çekirdekleri yani özellikle önemli oyuncuların yerleri belli olsun. E, onunla ilgili bir program daha yapıp, bir transfer programı, transfer dosyasını açıp kapatacağız ve gerçek sezon finali de olur. Yani Sezon finali de dememek lazım, sezon arası programı dememek lazım aslında transfer programıyla da sezonu kapatacağız. Aynen öyle. Çok teşekkür ederiz bizi izledi izlediğiniz için. Görüşmek üzere Hoşçakalın. Hoşçakalın.